İyi akşamlar sayın seyirciler. Metnuş Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz akşam bültenimize başlıyoruz. Şimdi haberler. Irak, Şam, İslam Devleti'ne bağlı çete grupları Efrin, Şam yolunda 50 Kürt sivili kaçırdı. Bir diğer kaçırma haberi de Dair İza'dan geldi. Çeteler dün akşam saatlerinde Şam yakınlarından Efrin'in Cinderis beldesine giden bir otobüsü durdurdu ve içindeki 50 yolcuyu kaçırdı. Kaçırılan sivillerin nereye götürüldüğü ve akıbetleri hakkında herhangi bir bilgi alınamadı. Çete gruplarının Halep'in Kuptan El Cebel köyüne ziyarete giden 3 Kürt sivili de kaçırdığı kaydedildi. Basute köyü nüfusuna kayıtlı Ferhat Halit, Mehmet Ferit ve Givara Hasan adlı 3 sivilin El Dana beldesine götürüldüğü belirtildi. Bu arada Halk Savunma Güçleri YPG Basın Merkezi 2013 yılı savaş bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre Rojava ve Suriye'nin birçok kentinde yaşanan çatışmalarda 376 rejim askeri, 2923 El Nusra ve IŞİD'e bağlı çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi. 2013 yılında 379 YPG savaşçısının da yaşamını yitirdiği kaydedildi. Suriye'de şiddet devam ediyor sayın seyirciler. Rejime ait savaş uçakları çetelerin denetiminde olan İdlib'in yakınlarındaki Bab al sınır kapısını bombaladı. Suriye rejimine ait savaş uçakları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin tam karşısında bulunan ve çetelerin konumlandığı Bab al sınır kapısını bombaladı. Bombardıman sırasında ölen ya da yaralananlar hakkında bir bilgi alınamadı. Ancak Reyhanlı'dan çok sayıda ambulansın bombardıman alanına gittiği belirtildi. The government has managed to retain control of most of the capital. Rojava devriminin sebebinde on binlerin direnişiyle bir kez daha selamlandı. Utanç duvarını protest eden kitleye polis saldırdı. Kitle saldırıya öz savunmayla yanıt verdi. BDP'nin Sebin ilçe binası önünde bir araya gelen on binler utanç duvarını protesto etmek için sınıra doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş ardından BDP milletvekili Ayla Akat Ata konuştu. Bu sırada binler sınıra ilerledi. Utanç duvarına varan kitle ellerinde bulunan demir, taş ve sopalarla duvarı yıkmaya başladı. Kısa süre sonra polis ve askerler halka saldırdı. Polisin saldırısına öz savunmayla karşılık verilmesi üzerine başlayan çatışmalar ilçenin birçok mahallesine yayıldı. Nusaybin'in yanı sıra Cizre'de de bugün on binler Rojava devrimine sahip çıkmak için alanlardaydı. Utanç duvarının protest edildiği mitinge BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Cizre'de bugün on binler Rojava devriminin yanında olduğunu gösterdi. Miting için çevre kentlerden yüzlerce araç sabahın erken saatlerinde Cizre'ye ilerledi. Kepenklerin açılmadığı kentte miting saatinin yaklaşmasıyla on binler miting alanına aktı. Thank you.
Mitinge katılan BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş şunları belirtti. Nedir o? Kürtlerin tepesinde iki güneş var. Biri yıldızlara yakın güneş, biri de başka lafı. İşte bu nedenle olup biteni iyi anlıyoruz. Demirtaş, AKP'nin kurduğu özel yetkili mahkemelerin şimdi AKP'ye operasyon çektiğini dile getirdi. Yargının da temizlenmesi lazım, hükümetin de temizlenmesi lazım. Bu nedenle biz bu kavgada, AKP cemaat kavgasında iki tarafın da suça bulaştığını biliyoruz. Ardından on binler sınıra doğru yürüyüşe geçti ve sınırda insan zinciri oluşturuldu. Miting sonrası ise ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçen gençlere polisin saldırısı gerçekleşti. Saldırı sonrası çatışmalar ilçe geneline yayıldı. Sayın seyirciler, utanç duvarları Kürdistan ve Türkiye'nin diğer kentlerinde de protesto edildi. Protestolarda utanç duvarlarının yanı sıra Roboski ve Gever katliamları da kınandı. Gever'de binler utanç duvarlarına karşı yürüdü. Yürüyüşte ayrıca Roboski ve Gever katliamları da kınandı. Ancak AKP polisi Gever'de yine halka saldırdı. Saldırıya gençler öz savunma ile karşılık verdi. Van'da ise utanç duvarları ve İran rejiminin idam politikalarına karşı yürüyüş düzenlendi. Aynı amaçla Dersimliler de alanlara çıktı. Devrimcilerin var olduğu bir yerde, devrimcilerin ölümünü halkına adadığı bir coğrafyada bu halkı yenmeniz mümkün değildir. İzmir'de ise BDP il örgütü düzenlediği basın toplantısıyla utanç duvarlarına karşı tepkisini dile getirdi. Gerisin tüm çeteci grupları Kürtlere karşı örgütlerini biliyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış. El-Kaide, El-Nusra. Bugün utanç duvarları protestosunun Nusaybin ayağında Batman milletvekili Sayın Ayla Akat Ata vardı. Şu an telefon attığımızda. Sayın Ata, sesimi duyuyor musunuz? Evet, alıyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Bugünkü eylemden izlenimlerinizi ve gözlemlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Evet. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Nusaybin halkı ilk defa alanlara çıkmıyor utanç duvarı dolayısıyla. Biliyorsunuz Sayın Belediye Başkanı şahsında da ilk günden beri utanç duvarının yapımına karşı bir direniş ortaya koydu Nusaybin halkı. Bugün de çok görkemli bir yürüyüşle bir kez daha protestosunu ortaya koydu. Bu nedenle ben de bugün onlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü bir kez daha ortaya çıktı ki bugün Kürtlerin Kürdistan'ın dört parçasında da Kürtler belki ilk defa kendilerine yönelik politikalar dolayısıyla ulus devlet statükolarının kendi kültürleri, dilleri, kültürleri, kimlikleri üzerinde yürütmüş oldukları politikalar dolayısıyla ortak bir tavır ortaya koyabiliyorlar. Bugün bir kez daha bunu görebildik. Çünkü sınırın bir tarafında Nusaybin halkı sokaklara çıkmış, diğer tarafından Kamışlı'dan yine bir sahiplenme, yine bir ortak ruh açığa çıktı. Bu çok önemliydi. Bir kez daha bunu yaşanmış olması önemli. Tabii şunu da bir altını çizmek gerekiyor. 17 Aralık'tan bu yana Türkiye gündemi tabii ki bir Türkiye'de yaşananlar son 10 yılın belki bir tablosu. Yani AKP iktidara geldiği günden beri kendisine iktidara yürürken ortaklık edenlerle bugün iktidarın nimetlerini paylaşma noktasında açığa çıkan çatışmanın 17 Nisan'da artık tüm Türkiye kamuoyu tarafı 17 Aralık itibariyle tüm Türkiye kamuoyu tarafından biliniyor olmasının ardından bugün bütün Türkiye'de Kürtler sokaktaydılar. Sadece Nusaybin halkı değil, başta Cizre olmak üzere Serhat'tan
kadar, Marmara'ya kadar, Ege'ye kadar Kürtler bulundukları her alanda sokağa çıktılar ve utanç duvarını protesto edip Rojava devrimini selamladılar. Bu açıdan da çok önemli bir eylemsellik olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Bugün Türkiye'nin gündemi Kürt halkının çok da yabancı olduğu bir gündem değildir. Rüşvet boyutuyla, yolsuzluk boyutuyla, hırsızlık boyutuyla, kara para aklama boyutuyla, dolandırıcılık boyutuyla, yani yüz kızartıcı olan ne varsa Kürtlere yabancı değildir bu. Ama bugün Kürtler kendi gündemleri de Türkiye kamuoyuna yansımışlardır. Bu çok önemli bir nokta. Bunun belirtilmesi gerekiyor. Bir diğer boyutu da sonuç itibariyle bugün belki ilk defa, yani Cumhuriyet tarihi itibariyle de AKP iktidarı süresince de ilk defa Başbakan'ın ağzından Türkiye kamuoyuna paralel devlet yansıması itiraf edildi. Ama bakın 17 Nisan'da, 17 Aralık'tan bugüne kadar henüz bir tek dosya açılmış değil. Hem paralel devletin varlığına işaret edeceksiniz, bunu itiraf edeceksiniz, hem de bir tek kişiyi bile yargılamayacaksınız. Savcılıklar bir tek kişiyi bile ifadeye çağırmayacak, herhangi bir fezleke hazırlanmayacak. Sadece görevden alma larla geçiştirilecek. Bu gerçek, bu açığa çıkan gerçek bile bir şeye işaret ediyor tekrardan. Bu ülkede Kürtler başta olmak üzere mevcut iktidara muhalefet eden her güç ötekileştirildi. Yargıyla susturulmaya çalışıldı. Var olan sorun yargıya havale ederek daha da derinleştirildi. Ve şimdi Kürtler bugün alanlara çıktılar, bir kez daha seslerini yükselttiler. Kendi dostlarıyla beraber, Türkiye'deki devrimci demokrat tüm güçlerle beraber bugün Nusaybin'den açığa çıkan utanç durvarına tepki protestosu Kadıköy'de bir karşılığını buldu. Bu açıdan çok önemlidir. İzmir'de bir karşılığını buldu. Kadıköy'de de insanlar bunu protesto ettikleri için devlet şiddetine maruz kaldılar. Nusaybin'de de halkımız sınıra doğru gerçekleştirmiş olduğu yürüyüşün akabinden bu duvarı istemediğini ortaya koyacağı tek eylemi vardır. Duvarı yıkmaktır. Duvarı yıkmaya kalkışınca da devletin şiddetini de karşı karşıya kalmıştır. Devlet bir kez daha yüzünü göstermiştir. Buna karşı Nusaybin halkımızın ortaya koymuş olduğu da tavır da çok anlamlı bir tavırdır. Bugün çok görkemli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Bir kez daha Başbakan'ın daha mecliste 10 gün önce bütçe görüşmeleri sırasında bir kez daha ifade ettiği o tek dil, tek bayrak, tek millet, tek kültür, tek din kavramına tek olan, tek gerçek olduğunu, o da Kürdistan gerçeği olduğunu, işte mayınlarla yıllardır parçalanamayan alanın duvarlar çekilerek de bölünemeyeceğini bir kez daha ortaya koydu diye bir tespit etmek mümkün. Ama şu da bir gerçek, bu duvarlar yıkılıncaya kadar eylemselliğimizi ortaya koymak gerekiyor. Halkımızın bu konudaki tavrının bir şekilde alana, sokağa yansıması gerekiyor. En demokratik tepkisini ortaya koyuyor halkımız. Duvarları yıkma, duvarları kaldırma, duvarı kuran zihniyeti, bu zihniyetin sahiplerini yargı önüne çıkarma ancak ve ancak büyük bir direnişle mümkün olabilir. Bunu da gerçekleştirebileceğine inanıyoruz halkımızın. Öyle bir noktaya gelindi ki bugün Türkiye'nin en önemli sınırının gerisinde yaşananlardan Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Ve bugün Kürt halkı dostlarıyla beraber bir kez daha Türkiye'deki mevcut utanç noktalarına işaret ediyor. Ve bugün Türkiye'nin en büyük utancının yolsuzluk, kara para aklama, dolandırıcılık hepsi bir yana, en büyük utancının kardeşi kardeşten ayıran utanç duvarı olduğunu, dünyada duvarlar yıkılırken, duvarlar yıkıldıktan sonra bir daha örülmemesi için üzerine sözler söylenip, kitaplar yazılıp, politikalar üretilirken bugün Türkiye'de Türkiye tarafından Kürdistan'ın Suriye sınırına duvarlar örülüyor olması Türkiye'nin en büyük utancıdır. Bunun altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Ve bu duvarlar kaldırılana kadar inanıyorum ki halkımız da büyük bir direniş ortaya koyacaktır. En demokratik tepkisiyle bu duvarların kaldırılması için öncüleriyle beraber alanlarda olacaktır. Çok teşekkürler Sayın Ata. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, bugün polis hareket eden her şeye gaz bombası ve tomalarla saldırdı galiba. Rojava'ya geçiyor. Rojava ile dayanışma amacıyla Demokratik Özgür Kadın Hareketi Ahmet Bileşenleri bir kampanya başlattı. Kampanyaya ilişkin dün bir basın toplantısı düzenlenerek açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi onu izliyoruz.
Demokratik Özgür Kadın Hareketi AMED bileşenleri Rojava ile dayanışma kampanyası başlattı. Kampanyaya ilişkin dün Selis Kadın Danışmanlık Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. DÖK bileşenleri adına açıklamayı Dikasum çalışanı Eylem Güldiken yaptı. Güldiken, kampanya kapsamında battaniye, kadın ve çocuk montları, eldiven, atkı, bere, çorap, çocuk bezi, kadın pedi gibi acil ihtiyaçların toplanacağını belirtti. Rojava'ya dönük ambargoyu da hatırlatan Güldiken, ambargoyu kırmak için birçok yardım kampanyası düzenlendi. Bu kampanyalar hala devam etmekte, dedi. Güldiken kampanyaya destek çağrısında bulundu. Kampanyaya katılmak isteyenler için şu iletişim bilgileri verildi. Ekinceren Kadın Merkezi. Ceren Kadın Derneği. Epidem. Dikasum. Özgür Arda, polisin katlettiği yüzlerce gençten sadece birisi. Polis geçen sene bugün 22 Aralık 2012'de Ahmet de Özgür'ü katletmişti. Özgür Arda geçen yıl bugün Ahmet'in Sur ilçesine bağlı Meryem Ana Kilise sokağında katledildi. Yakın mesafeden hedef alınan Özgür yerde kanlar içinde kaldı. Daha ilk dakikalarda iktidar medyası devreye girdi ve misyonunun hakkını verdi. Yani Özgür'ün cezaevi firarisi olduğunu ve polislerle girdiği çatışmada yaşamını yitirdiğini iddia edecek kadar iktidar medyasıydı. Senaryo da hazırdı. Bir polis memuru yere düşmüştü, bu düşüş sırasında da silahı ateş almıştı. Ateş alan silahtan çıkan mermi de her ne hikmetse Özgür'ün canını alacak kadar yolunu bilmekteydi. Oysa kent ortasında işlenen bu cinayet üstü örtülemeyecek kadar ayan beyan ortadaydı. Sokakta bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin kameralarına ait görüntüler ilk elden servis edilen yalanları deşifre etmeye yetiyordu. Yine Özgür'ün katledildiği sırada yanında bulunan arkadaşının ihaleye verdiği ifadeleri de katliamı doğruladı. Ancak polis katliamının tanığı olmak da ayrı bir bedel gerektirir Türkiye'de. Özgür'ün katline tanık olan arkadaşı polislerce alıkonularak tehdit edildi. İhadeye hukuki yardım talebiyle başvuruda bulunan baba Mehmet Arda, katil polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak yargı adı altında yürütülen süreçse Türkiye adaletinin tekrarıydı. Polis MFK alınan ifadesi sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. BDP AMED Milletvekili Nursel Aydoğan konuya ilişkin İçişleri Bakanı'na soru önergesi sundu. Önergeye yanıt veren İçişleri Bakanı da katliamın meşrulaştırılması yolunda üstüne düşen görevi yerine getirdi. Özgür, dur ihtarına uymamıştı, kovalamaca sırasında polis silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı. Kazara da can vermişti. Mereş katliamının 35. yıl dönümü dolayısıyla Alevi Kültür Derneği Mersin Şubesi önünde bir araya gelindi. Katliamda yaşamını yitirenler için önce saygı duruşunda bulunuldu. Mersin Alevi Kültür Derneği Sekreteri Deniz İdu, kurumlar adına ortak bir metin okudu. İdu şunları söyledi. 35 yıldan beri bu olayı unutmadılar. Bizler bugün burada, bundan 35 yıl önce Maraş'ta, gerici faşist güçler tarafından organize edilen ve devlet gözetiminde gerçekleştirilen katliamda yitirdiğimiz canlarımızı anmak ve bu yaşanılanları unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bir kez daha haykırmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler yıllarca bu vahşetin, bu katliamların sorumlularının bulunması ve cezalandırılması, devletin bu katliamlarla yüzleşmesi gerektiği noktasında mücadele etmekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki 35 yıl önce Maraş'ta sinemaya bomba attılar diyerek bu katliamı gerçekleştiren zihniyet ile bugün İstanbul'da
Gezi'de camiye ayakkabıyla girdiler. İçki içtiler diyerek demokratik taleplerini haykıran insanlara vahşice saldıran, gençlerimizi öldüren, kör bırakan zihniyet aynıdır. Cemevlerimizi ibadethane olarak tanımayan, cemevlerimize ucuz... Kişiler aynı, zihniyet farklı sayın seyirciler. 6. gününe giren yolsuzluk operasyonunun sarsıntıları devam ediyor. İstanbul Emniyeti'nde 25 polis daha görev yeri değiştirildi. Ayrıca yeni düzenlemelerle polis üstlerinden bağımsız operasyon yapması ve emniyete gazetecilerin girişi de yasaklandı. Hüseyin Çapkın'ın yerine Selami Altınok'un getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 25 polis müdürünün görev yerleri değişti. En dikkat çekici değişiklik Fatih İlçe Emniyet Müdürü Ertan Erçıktı'nın müdüriyet emrine alınması ve Narkotik Şube Müdürü'nün yerinin değiştirilmesi oldu. Dikkat çekici bir diğer değişiklik ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Metin Titiz'in görevden alınması oldu. Ayrıca Personel Şube Müdürü Emin Yılmaz ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muhammed Fatih Sarıyıldız da görev yerleri değiştirilen müdürler arasında yer aldı. Yapılan bu değişikliklerle Selami Altınok yeni çalışma ekibini de belirlemiş oldu. Bir diğer değişiklik de gazetecilerin emniyet binasına girişinin yasaklanması oldu. Bir diğer düzenleme ise Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği. Değişiklikle bundan sonra adli kolluk güçleri valiler ve kaymakamların sorumluluğuna giriyor. Talimatları ise Cumhuriyet Başsavcılıkları verecek. Bu arada haklarında fezleke hazırlanan 4 bakana yargı yolunun kapatılması söz konusu. Meclis Başkanlığı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezlekeleri meclise göndermesi durumunda dosyaların iade edilmesini kararlaştırdı. İstanbul'da on binlerce kişi Kadıköy İskele Meydanı'ndaydı bugün. Çok farklı ve çeşitli kesimleri bir araya getiren Bir Kent İstiyorum mitinginde yolsuzluğa karşı öfke vardı. İskele Meydanı'na iki koldan akan kitle yolsuzluğa karşı tavrını sergiledi. On binlerce kişi miting alanındayken kontrol noktasında polis saldırısı başladı. Polis, BDP ve HDP'lilerin olduğu gruba gaz bombaları ve tomalarla saldırdı. HDP'li kitle miting alanına kardeşliğin ülkesini kuracağız anonsuyla girdi. Polis saldırısı kitlenin coşkusunu engelleyemedi. Bir kent istiyorum mitingi şarkılarla ve sloganlarla son buldu. Roboski katliamının yıl dönümüne sayılı günler kaldı sayın seyirciler. Dün İstanbul'da Türkiye Barış Meclisi tarafından bir anma etkinliği düzenlendi. Önce Türkiye Barış Meclisi İstanbul'da Şişli Kültür Merkezi'nde Unutmayacağız, Unutturmayacağız şiarıyla anma etkinliği düzenledi. Gazeteci Ayşegül Doğan'ın Kürtçe ve Türkçe sunumu ardından sırasıyla konuşmalar yapıldı. Önce Türkiye Barış Meclisi Sözcüsü Hakan Tahmaz söz aldı. 124 gündür Roboski'de yaramız kanıyor. Bütün Türkiye'nin yarası kanıyor. Çünkü 724 gündür ne idari ne yargısal tek bir adım ileri gidemedi. Bir kişiden hesabı sorulmadı. Tek bir suçlu yargı önüne çıkartılmadı. Açılış konuşmasının ardından Roboski'de yaşananların anlatıldığı kısa belgesel gösterildi. Ama bağlacıyla sıralanan bahanelerden daha ayıp değil. Bahaneli hayat hepimize zul arttı. Roboski böyle bir milat. Ardından konuşmalara geçildi. Önce Ahmet Baro Başkanı Tahir Elçi söz aldı. Barış ancak adalet üzerinden inşa edilebilir. Adaletsiz temeller üzerinden barışı tesis edemezsiniz. Siyasal barışı sağlasanız bile eğer adalet yoksa toplumsal barışı sağlamanız mümkün değildir. Ardından Akil İnsanlar Komisyonu üyesi Profesör Doktor Levent Korkut konuştu. Bir katliam hukuka, adalete, insan haklarına, temel insan kurumuna dayanmayan bir
faal. Oyuncu ve insan hakları savunucusu Orhan Alkaya ise şunları belirtti. Nürnberg kriterlerinin tamamı göz önünde tutulduğunda belki soykırım diyemeyiz. Ama en az 3-4 maddesi, şablon olarak bu 30 yılın içerisinde bu ülkede yaşandığı yaşatıldı. Roboski katliamı en alçakçı olanlarından bu süreçlerin tamamının işlenen bütün suçların toplamının içinde en alçakçı olanlarından. Katledilen Nadir Alman'ın ağabeyi Hikmet Alma ise Roboski'nin Kürt coğrafyasında işlenen katliamların bir özeti olduğunu belirtti. Onun için Roboski bizim için bir özet olmalıydı. Biz aileler olarak, Roboski aileleri olarak Roboski katliamının faillerinin yargılanmasını kendimize ilke edildik, hedef ettik. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Betül Çelik ise Roboski'yi hatırlamanın iktidara karşı savaş olduğunu ifade etti. Anma etkinliği sanatçı İlkay Akkaya'nın Bu Sessizlik Öldürür isimli ağıt ve Dengbej İbrahim Birike'nin ağıtlarıyla sona erdi. Roboski katliamının yıl dönümü yaklaşırken katliamın faillerinin açığa çıkarılması talepli eylemler de artarak devam ediyor. BDP Ağrı İl Örgütü tarafından bugün bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe BDP İl Eş Başkanları Mensur Aslan ve Halef Keklik, Kurdider, Kesk Şubeler Platformu ve Ağrı Dağı Öğrenci Derneği yöneticileri katıldı. Yürüyüşün ardından il yöneticisi Naci Kaya bir konuşma yaptı. 2 yıl geçti, failler bellidir. Hükümete sesleniyoruz. Bir an önce olayın failleri açığa çıkartılmalıdır dedi. Bu arada Giyadin ilçesinde de önceki gün düzenlenen ev baskınları basın açıklamasıyla protesto edildi. BDP ilçe örgütü binası önünde düzenlenen açıklamada Roboski katliamına da tepki gösterildi. Cezaevlerinde tutsaklara yönelik baskılar en üst boyuta tırmanmış bulunuyor sayın seyirciler. Erzurum E-Tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Sudan Güven, 7 tutsak arkadaşı adına İnsan Hakları Derneği Erzurum Şubesi'ne bir mektup gönderdi. Mektupta 12 Eylül faşizminin devam ettiğini belirten Güven, bölgeler değişse de sindirme politikaları daha da derinleştiriliyor ve giderek ağırlaştırılıyor dedi. Güven, özellikle hastane ve mahkemelere gidiş gelişlerinde yaşananlara işaret etti ve hastanelere ve mahkemelere asker ve komutanların sözlü taciz, hakaret ve tehdide varan yaklaşımlarıyla yine doktorların özellikle kelepçelerimizin açılmaması dayatmalarıyla maruz kalıyoruz dedi. Gerekli mercilere dilekçe verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. BDP'li belediyeler verdikleri hizmetlerin merkezine kadınları yerleştirmeye devam ediyorlar. BDP'li Sur Belediyesi Amida Kadın Danışmanlık Merkezi'ni açtı. 29 Kasım günü resmi açılışı gerçekleştirilen merkezle birlikte AMED'de BDP'li belediyeler bünyesindeki kadın danışmanlık merkezi sayısı 10'a çıktı. BDP'li belediyeler ve kadın örgütlerinin şiddete karşı mücadele perspektifiyle açtıkları kurumlar devletin hedefinde. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın merkezlerinin çalışmalarını sekteye uğratacak bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Devlete bağlı şiddet önleme merkezlerinin şiddetle mücadele amacı taşımadığını ifade eden Amida Kadın Merkezi Sosyoloğu Evin Gülekar konuya ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu. Sur belediyelerinin kurulma şekli olarak 5393 sayılı belediyeler yasası gereği nüfusu 50 bini geçen bütün belediyelerin aslında bir kadın danışmanlık merkezi ve sığınma evi açma yetkisi var. Ancak biz biliyoruz ve görüyoruz ki Türkiye'de bugün bunu harekete geçiren, hala geçirmeyen binlerce kurum ve belediye var ve zaten bu çok da aslında amaçlanan ve istenen bir şey değil. Çünkü kadınların alanda güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin, tecavüzün görünür olması erkek egemen zihniyetin çok da arzuladığı bir şey değil. Çünkü tam bunun aksine politikalar geliştiren ve bununla savaşan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bizim temel hedefimiz
Bugün Diyarbakır'da 6. kadın kurumu olarak açılmış bulunuyoruz. Bence Diyarbakır'ın en önemli ilçelerinden biri Suru ilçesi. Dediğim gibi yıkılan köylerin, Kürdistan'da yaşanan savaşın ve travmanın kendini en yoğun hissettirdiği ilçe bizim ilçemiz. Dolayısıyla burada kadınların yaşadığı sorunun şiddet düşünülenin çok daha derinlikli olduğu, düşünülenden çok daha derinlikli olduğunu biliyoruz. Önünde kadın kurumları ve kadın hareketleri. Siyasi soykırım operasyonlarının 18 Ocak 2012 tarihli hedefi Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlardı. Operasyon ardından davalık olan ve aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay'ın da bulunduğu 9'u tutsak 22 avukatın duruşması 24 Aralık'ta başlıyor. İlk duruşma 24, 25, 26 Aralık tarihlerinde Silivri'de İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Avukatlar hakkında hazırlanan 622 sayfalık iddianamede avukatların tüm mesleki faaliyetleri, örgüt üyeliği ve örgüt yöneticiliği kapsamına alınmış. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Yöneticisi Süleyman Gökten yargılamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Faaliyetleri iddianameye girmiş. Bunların bir özetini yapmışlar. Kronolojik sırası var. Yani hem kendi faaliyetlerini engellemek için hem toplumsal muhalefetin savunmanlığını engellemek için yapılmış bir uzmanım. Meslektaşlarımızın hiçbirisi de bu ülkede hukuk olduğuna inanmıyordu yani. Biz de inanıyoruz bu ülkede hukuk olduğuna. Yani iktidarlar kendi çıkarları çerçevesinde her zaman hukuku kullanmışlardır, adliyeleri kullanmışlar. Daha önce de hukuk yoktu ülkemizde, şu anda da. Kampanya çalışmasına başladık. Yani imza kampanyası başlattık. Yani vekalet topluyoruz meslektaşlarımızla. Bir günü İstanbul Barosu'nun çağrısıyla tüm dey köylerine, köylerine, mezkilerine çağrı yaparak onların da çağrı olacağı, başta İstanbul Barosu bir yürüyüş yapacak. İstanbul Barosu'ndan Taksim Meydanı'na bir yürüyüş yapacak. Duruşmanın olduğu gün Silivri'de çadır kurulacak duruşma salonunun önüne. Yani orada Libya'ya geçiyoruz. Libya'nın Bingazi kentinde bir güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendi bugün. Gelen ilk haberlere göre saldırıda en az 7 kişinin öldüğü kaydedildi. Güvenlik noktasında görev yapan polislerden Mütez El Aguri, bomba dolu bir aracın saldırı sonucunda 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı dedi. Saldırının gerçekleştiği noktadan biraz uzakta olan polisler ise ölü sayısının artabileceğini belirtiyor. Yaralılar arasında o esnada kontrol noktasından geçmekte olan sivillerin olduğu da söyleniyor. Bir görgü tanığı ise patlamanın oldukça şiddetli olduğunu ve büyük bir çukur oluşturduğunu söyledi. Son haberimiz Uzak Doğu'dan. Çin geçtiğimiz ay hava savunma sahasını Doğu Çin Denizi bölgesine kadar genişlettiğini ilan etmişti. Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkilerine rağmen Çin aldığı karardan geri dönmeyeceğini söylemişti. Çin ve Japonya arasında yaşanan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Japonya insansız hava araçları, uçak ve helikopterler ve amfibik arazi araçları alacağını açıkladı. Ayrıca adalara çıkarma yapabilecek özel bir deniz piyadesi birliği kurulması planladığını duyurdu. Yaklaşık 10 yıldır devam eden kesintilerin ardından Japonya Ocak ayında ilk defa savunma bütçesini arttırmıştı. Çin geçen ay Doğu Çin Denizi'nde şu anda Japonya'nın denetiminde bulunan bölgeleri de kapsayan geniş bir havaalanı hava savunma tanıtım bölgesi ilan etmişti. Çinli yetkililer hava sahasından geçiş yapacak uçakların önceden kendilerine haber vermemesi durumunda askeri müdahalede bulunacaklarını duyurmuştu. Haberleri sunduk sayın seyirciler. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.